şunu söylüyorum. Bu seçimlerde YSK, Sadı Güven bunlar gitmedik sürece binlerce seçim de olsa hiçbir yere varılmayacak. YSK şu anda neden bir yıl boyunca uzatıldı? Yani uzatılmamalı. Bu adamlar gönderilmedik sürece bu seçimle binlerce seçim olsun hiçbir yere varılmayacak. Bu ülke daha çok uçuruma gidiyor. Her geçen gün uçuruma gidiyor. Ya değişmeli, bu insanlar değişmeli. Yani her geçen gün beyin göçüyle gidiyoruz, uçuruma gidiyoruz. Ülke bitti yani. Şurada binlerce kişinin cebine bakalım. Ya 100 TL cebinde doğru düzgün para çıkmaz. Şöyle soralım, ne kadar paran var cebinde? Ha, soralım yani. Yani şöyle bir milletin cebinde ne kadar para çıkacak ki? Aha, 3 lirayla, 20 lirayla, 30 lirayla halk bitiyor. Millet bitiyor, yavaş yavaş eriyor. Yani şu anda hırsızlık, gasp, o bu olacak. Bu seçimde de bu adamlar kazanacak. Bu YSK değişmeli. Bu seçim komple baştan aşağı yani değişmeli. Bu insanlar gitmedik sürece yıkılacak bu ülke. Bu ülke büyük bir uçuruma gidiyor. Yani şu anda millet işsiz, güçsüz, aç. Aç yani bitik durumda yani. Yıkılıyor ya. Şu, bakın şu gençlerin geleceği yok. Yani geleceği yok. Millet bitik durumda ya. Bitik işsizlik almış, tavan yapmış. Yani bitiyoruz. Pazarı dolaş da gör bir hayat o Erdoğan'ın söylediklerini. Antalya gibi bir yerde üretim olan bir yerde 10 lira, biber 10 lira. Soğanı hani ucuzlatıyordu da 6 lira olmuş. Patates 6 lira. Yasemin, ne kadar verdiniz onlara? Şu. Bu çürük havuç. Yani iyi havuç değil. 1,5 2 liradan aldım. Maydanoz 1,5 lira. 130 ülkeden mal alabiliriz. Ya, ancak onlar alabiliriz. Efendim? 130 ülkeden mal aldığımız söyleniyor. Tohumlar bile artık gerçek tohum değil. Havuç Avustralya'dan geliyor. Biz Kumlucalıyız. Dayım, anne tarafım komple çiftçilikle uğraşıyor. Hiçbir şey 80 kuruşa aldığı buğday o zaman mazot 1,60 iken şu an mazot 5,5 hala aynı fiyat diyor. Biz zarar ediyoruz diyor. Sebzeci, meyveci zarar ediyor. Üretim yok. Beyin göçü yaşanan gençlerimiz, akıllı olanlar İngiltere'ye gidiyor, Almanya'ya gidiyor, Finlandiya'ya gidiyor. Kim yönetebilir sizce peki? Şu an benim düşüncelerim aslında şu an bir lider yok. Şöyle baktığımız zaman. Hani özgürlükçü, gerçekten öz eleştiri yapan bir lider yok. Hiçbir ne muhalefette var. Ne iktidarda var şu an. Keşke Muharrem İnce olsaydı. Bence çok iyi yerlere gelebilirdi. Muharrem İnce mi diyorsunuz? Kılıçdaroğlu değil de Muharrem İnce olsaydı CHP'nin başına gelse çok güzel şeyler olurdu. Neler değişirdi ülkede mesela sizce? Ben Adanalı olarak kendi turpumu bile 2 liradan alıyorum. Daha önceden turpumu 500 liradan 50 kuruştan alıyordum. Ama şu an kendi ürettiğimiz malları bile çok pahalıya alıyoruz. Ekonomi daha mı iyiye gider diyorsunuz? Daha iyiye gider. Değişse. Muharrem İnce başa gelse daha iyi güzel olur, daha iyiye gider. Adamı bitirdi yani. Lider hani. Lider kim? Lider yok. Evet. Lider yok. Muharrem İnce gelirse CHP'ye mi oy verirsiniz? Getiren olsa? Gelemez ki. Gelemez ki veren. Şu anki gelemez. Hepsi yapar. Bence Recep Tayyip Erdoğan hariç herkes yapar. Ben de yaparım. Ben alın devletin başına koyun yaparım. Çünkü farklı bir ideoloji var. Cep doldurma. Atatürk, Atatürk diyoruz. Atatürk'ü sevmemeye başladık. Dindar diyoruz. İnsanların artık dine de hiçbir şeye güvenci kalmadı. Adalet yok. İnsanlar korkuyor konuşmaya. Konuşmaya korkuyor. Özgürlük bitti bu ülkede ya. Her ay ben 300 lira elektrik faturası ödüyorum. Bunun yüzde bilmem kaçı okuma bedeli. Okuma bedeli o elektriğin elektrik firmasının çalıştırdığı adamın parası vatandaş veriyor. Abi milli piyango bile vatandaş, milli ama bizim değil. Yok hani milli piyango söyleyeyim. Bu iktidardan ben memnun değilim ama şöyle bir de gerçek var. Gelen gideni her zaman aratır. Abi gelen değişmez gideni ziyade. Bence gelen gideni aratır. Gelen gideni aratır. Daha mı köşeye gider diyorsunuz başkası? Bunu zaman gösterecek. Bunu zaman gösterecek. Hepimiz de göreceğiz. Abi hiç olmasa bu ülkeye bir özgürlük gelir. Hani bunlar gittiği zaman bir şu korku devleti, şu korku imparatorluğu bir ortadan kalkar. Tamam ekonomi düzelmemiş olabilir. Düzelmeyebilir. Ona hem şeyiz. Ama korku imparatorluğu ortadan kalkar. Hayır canım bak bugün Kılıçdaroğlu da bir iş yapamaz bu ülkede. Devlet Bahçeli de bir iş yapamaz. Tamam mı? Zaten Kılıçdaroğlu dediğin kaypağın teki. Devlet ya Bahçeli desen, bak Devlet Bahçeli desen, ya abi şimdi o ya, kaç, şimdi Tayyip Erdoğan kaç sevgili başta? Sürekli bu geliyor. Deniz Baykal geldi. Kaç sevgili başta? Ona Kılıçdaroğlu geldi, o da kımıldamıyor. Bu bayan yapar. Bayan, yeni, Meral Akşener yapar. Ondan sonra CHP'de Özal var. Bu
Özgür Özel. O yapar. Neyi yapar arkadaşım? Bunları yapamadıklarını yapar abi. He? Bunları yapamadıklarını yapar. Abi, İnsana değer verir. Değerim var mı bu ülkede? Ben 26 yaşındayım. Kim tarafından var ki değerim? Değerim var mı? Kim tarafından abi, var? Bu insanlar bu ülkeye değer getirecek insanlar. Ben bir şey söyleyeceğim bu abi. Bu insanlar bu ülkeye değer getirir. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu Türkiye'de bakın arkadaşlar. Bu kim Türkiye'de bir saniye abi. Bu Türkiye'de bak ben 40 yaşındayım. Hiçbir şey muhalefet olmuyor, propaganda yapmaya gerek yok. Yıllarca propaganda yapıldı, millet gezdi, geziye çıktı, şiddetli olaylar oldu. Ne düzeldi? Hiçbir şey. Şimdi buraya gelip de muhalefet olmaya gerek yok. Sen 40 sene daha bu caddelerde gelip de televizyonlara da konuşsan bu Türkiye'de hiçbir şey değişmez. Bu Türkiye böyle gelmiş, böyle gider. Abiciğim, bir kuruş zam oluyor, ortalığa kalkıyor. Sarı yelek, sarı yelek. Rusya'da çırılçıplak yolda yürüyor insanlar. Sen nasılsa değişmez. Günde 10 tane zam gelsin. Zaten böyle diye diye korkuyor. Ya. Korku olmayacak kardeşim. Korku lafını kullanmayın ya. Lütfen. Ekmeğine yağ sürüyorsunuz korku diye diye. Neden korkuyorsunuz ki? Hak sizin, hukuk sizin. Korku diye bir şey yok. İnsanlar değişmemiş. İnsanlar ilk başta bir kendini düzeltsin. İnsan değişmemiş. Korkmayın işte. İnsan... Ya korkmuyoruz. Ya hepimiz içeri alırlar. Korkmadan yaparız bu işi. Yahut da gücümüzü koyarız ortaya. Abi seni bir yani, içeri aldıktan sonra bizi kim kurtaracak? Herkes içeri alacak diye bir kural yok kardeşim. Muhalefet olan herkesi alıyorlar. Konuşuyorsun. Şu an alamaz arkadaşlar yani, lütfen. Profesöründen tut, ordu komutanlarından tut, hepsi içeride. Bu ülke sizin. Bu ülkeye sahip çıkın. Korku lafını kullanmayın. Korku diye diye bu hale geldik biz zaten. 16 senedir, 17 senedir korku diye diye geldik. Tamam hadi korkmuyoruz. Her kaç yaşındasın? Aydın halktır. Ya sen onu geç kaç yaşındasın? Yaşım önemli değil. Benim geleceğim önemli. Torunum önemli. Ya bugüne kadar senin geleceğin torunum olmuş. Bu saatte senin gelecek bekliyorsun. Bırak işte. Bırakmayın bu işleri. Ya korku yok. Korku lafını bırakın bir kenara da. Siz ne yapın biliyor musunuz? Siz bu ülkeyi örgütlenin. Örgütten başka bir şey kurtarmaz bu ülkeyi. Örgütleneceksin. Sivil örgütü yapacaksın. İşçi örgütünü, öğretmen örgütünü, her şeyi yapacaksın. Örgüt önemli. Örgüt. Örgüt önemli. Örgüt, birlik. Bir yere vuracak. Demirel ne dedi biliyor musun? Bir dakika. Demirel'i söyleyeyim sana. Süleyman Demirel ne dedi biliyor musun öğretmen toplumuna? Öğretmen toplumu ben boykota gideceğim dediğinde kaç kişilik örgütün var? Kişi olarak sayı ver bana dedi. 600 bin öğretmenden 100 bin çıktı. Bana 400-500 bini getirin, istediğinizi alın dedi. Bu böyledir. Örgütlenmeden hiçbir şey yapamazsın ya bu ülkede. Örgüt illa örgüt denildiği zaman aklınıza silahlı örgüt gelmesin. Sivil toplum örgütü gelsin. Hak, hukuk arayın, adalet arayın. Aranacak yerler var. Hadi görüşürüz. Siz neden buna karşı çıkıyorsunuz? Ben diyorum ki dayı bir saniye dayı. Sendika mı var Türkiye'de? Aynen sendika kaldı mı? Hangi sendikayı? Hepsini şey kendine bağladı. Bir dakika bir şey diyeceğim arkadaşlar ya. Dayım diyor ki örgüt diyor. Sen 65 yaşındasın. Bu Türkiye değişmemiş. Ben senin çocuğun yaşına 40 yaşındayım. Ben 40 yaşındayım. Bu Türkiye düzelmemiş de bu saatte sonra mı düzelecek? Örgütü de bırakmıyor artık Türkiye'de. Örgütlenmeyi 3 kişi bir araya geldin mi suç örgütüne giriyorsun. 3 kişi. Hayır. Herhangi bir örgüte. Öyle yapıyor adam. Ben öyle yapıyor diyorum. Vallahi ben öyle yapıyor diyorum. 2-3 kişiyi gördüler mi hemen içeri atıyorlar. Bir dakika. Kaç yaşındasın? 65 yıldır bu ülke düzeldi mi düzelmedi. Bir 65 daha yaşasam bu ülke düzelmedi. Halen düzelmedi. Aha bak bu da kaç kişiyiz? 100 kişiyiz. Hadi düzelelim. Türkiye'de 80 milyon insan var. Hangisini düzelteceksin? Türkiye ayaklansın. Peki nasıl ses çıkaracağız? Şimdi bu ben biliyorum nasıl ses çıkaracağını. Bu Türkiye. Bu insanı çoğalt. Bir dakika. Bu insanı çoğaltın. Burada eylem yapsak ne olur? Gelir polis hepimizi alır burada götürür. Ne olur? 2 gün sonra Fethullahçı oluruz. Aynen. Nasıl eylem yapacaksın o zaman? Bu Türkiye'nin ses çıkarması için ilk başta 80 milyon ayaklanacak. 80 milyon ayaklanacak. Bu Türkiye ile düzelecek. Şuradaki kız ayrı baş çekiyor. Oradaki adam ayrı baş çekiyor. Nasıl düzelmesini bekliyorsun bu Türkiye'nin? Bundan sonra da düzelmesin. Arkana bir kişi alır ya. Sen yani ekip olmaya çalışsan bak. Gitsen oraya arkana bir bakan bir tek sen varsın. Adamı dövmüşler de. Adamı dövmüşler de adam demiş ki aa karkan bak demiş. Yani adamın arkası olsa kimse karışamazmış. Biz şimdi burada bir şey diyoruz ya. Bu televizyona kim bakıyor? Örnek veriyorum TRT mi bakıyor? Cumhurbaşkanı diyor bu yayını kim yaptı? Siz yaptınız. Bu konuşmayı kim yaptı bu? Kelepçelerin getirin bitti. Sanki biz İsrail
5 senede seçim olmuyor mu bu ülkede ya? Baba ben anlatamıyorum. 5 senede seçim olmuyor mu? Tek kelime şunu söylüyorum. Sen kaç yaşındasın? 70 yıldır bu ülke düzeldi mi düzelmedi. Bir 70 daha yaşasam bu ülke düzelmez. Böyle gider de 5 senede seçim olmuyor mu? Tamam. Sandıkta konuşun ya. Bu sokakta olmaz ki böyle. Böyle bağırışarak böyle. Tamam da sandıkta ben... çıkan netice hepsi doğru mu? Netice baba, şey yapacağız. Yani. Sandıkta oylarla konuşalım. Hayır o da yanlış. Oylar da yanlış. Sen yanlış oy kullanıyorsun. Türkiye şu anda her şey iyi mi? Bilinçli herkesle şimdi. Hangi? Kim bilinçli? Tabii canım üniversite herkes şimdi. Ya herkes üniversite ama netice ne çıkıyor? Bence ayrım da herkes üniversite şimdi. Bak ben üniversite mezunuyum. Üniversite önce olduğunda ne oluyor? Oy kullanmıyor musun? Tamam kullanırım. Ne oluyor? Şey, hepsini geç de. Bak burada bir spiker kaç yaşındasın? 28. Senin geleceğin... ya bir dakika bir şey diyeceğim. Abiciğim bu iş böyle bu iş. Bunun yarın geleceği yok mu? Var geleceği var. Hani gelecek hazırlayan nerede? Bak şu ülkenin haline ne hale gelmiş. Televizyon izlersen bu ülke Norveç, Kanada. Ama aç interneti nasıl vergi alınıyor? Ne, paralarımız nereye gidiyor? Aldığımız paraya bak. Adam Almanya'da 7 euroya et yiyor. Etin en iyisini. Amerika'da 6.90'a yiyor. Ama bizimkiler Türk parasıyla çarpıyor. Türk parasıyla çarpma. 7 liraya yiyor abi adam. Ananas 2.90. Avokadoyu filesiyle alıyor. $2.5. Biz dünyanın en pahalı, en çok vergi veren ve en çok adaletsizin olduğu 10 ülkeden biriyiz. Hala nelerden bahsediyoruz? Bu böyle gider. Abi böyle gitmez. Aç interneti, global dünya yaz. İnternette neler... Televizyonu izlersen dünyada en iyiyiz biz. Bizden iyisi yok. Haber izliyorsan. Sanal dünya. O fantastik bir dünyası var onun. Fantastik canavarlar 5. Teşekkürler. Efendim? İki dönemden fazla hiçbir partiye oy vermeyeceğim. Ben sol görüşlüyüm acaba. Hiçbir partiyi birisini iki sefer seçtikten sonra kendisini bir şey zannediyor. Bak halk var ya bu halk suçu Ankara'da hiç aramayın. Bu halk oy vermesini bilmiyor ya. Adam diyor ki ben şuna verirsem cennete giderim. Cennete neye gidiyor ya? Sen aracı koyuyorlar. Cennete aracı koyuyorlar. Böyle bir... Ya... Yani İslamiyet'i bir kere, İslamiyet bitti bu ülkede. Bu adam İslamiyet bitti. Bizim Suriye'de cayır cayır gençler ölüyor. Daha bizim diyor, 5 tane çocuk daha var. Askerimiz bile sevmem ya. Ya neden oluyor biliyor musun? Bu halk duyarsız bir toplum. Ben yurt dışında çok kaldım. Türk milleti kadar, çok özür dilerim, İslam toplumu kadar. Ya sorgulamayan bir toplum. Ben senin cebine 1 milyon verdiysem ayın sonunda senden hesap sorarım. Nereye verdin kardeşim? Böyle bir toplum. Yediyse benim hırsızım namuslu diyor ya. Sen ne ara soruyorsun? Hırsızım benim hırsızım şereflidir diyor. Yani suçu hiç Ankara'dan aramıyorum. Ben Tayyip'e oy vermiyorum ama Tayyip'i de sevmiyorum. Suçu Tayyip'te de bulmuyorum. Çünkü halk öyle bir ayrılamışlar ki sağcı, solcu, nurcu, dinli, dinsiz. Toplumu öyle bölmüşler. Onlar niye var? Halktan. Bu halk. Abi bu halk maalesef demokrasiyi falan kaldıramadı. Cumhuriyeti kaldıramadı. Bu halkın hala zihniyetinde ya biz Sedat Peker'e hayran bir halkız. Biz kabadayı insanları severiz. Biz imparatorluğu severiz. Biz böyle bir halkız. Türkiye, maalesef hani bu Türkiye. Dediğiniz gibi bu Türkiye. Düzelmez de. Nereye oldu biliyor musun? Suriye. Irak. Zaten öyleydi abi. Aynı. Bak. Buraların yönetimi, buraların yeri aynı oldu. Hiç Suriyeli, ya Suriyelilerin, bu Suriye getirenler bize, bizim Suriyelilere bu hale sokan Tayyip getirdi buraya. Tayyip bu ülke başına bela etti. Ülkenin fakirliği abi. Geçimimiz zor. Halkın sırtında öyle bir yük var ki. Hani bu yükü de hesabına soramıyorsun. Kimseye. Kardeşim bu halk var ya CHP gelse benim burada konuşabilirim. Ama bugün MHP'de, AKP'de konuşma hakkım olmaz. Daha özgür olur. Benim bir arpa boyu yani CHP'de de halk uyanık olacak. CHP'yi getir iki dönem. Bak ben ne diyorum? Hayır partiyi iki dönemden fazla getirmeyeceksin. Getirdin mi kendisini bir şey zannediyorlar. Ben suçu halkta buluyorum. Yani hiç Ankara'yı suçlamıyorum. Çünkü ben sol görüşlüyüm. Bak ben bunu açık açık söylüyorum. Sağdı, soldu, bizi öyle ayrılamışlar ki, bizi böyle parçalamışlar. Aptal gibi biz gidiyor oralarda, bizi yemliyorlar. Onlar da orada Büyük Millet Meclisi'nde herkes keyfini yapıyor. Suç halkta, halk. Halk oy vermesini bilmiyor. Din Allah dedi mi var ya bunlar, tamam diyor beni cennete götür. Lan ne oluyor? Milyonlarca yıl geçmiş, kim cenneti gören var mı? Var mı cenneti? Hiç kimse yalan söylüyor, bu milleti cennette kandırıyorlar. Bugün Japonya'da ben
yani çok ülke gördüm. Avrupa'da çok ülke gördüm. Hiç kimse cennet mennet diye bir şey yok. He, dine inan, ben inanma demiyorum. Din insanlara bir çeki düzen veriyor. Ama bizdeki din hırsıza diyor. Başa tacı ediyor ya. Ya çaldıysa ne yapsın? Baldutan parmağını çal. O zaman bu toplum böyle olur. Yani hiçbir zaman İslam toplumunun hiç beli doğrulmaz. Bizim eskide Filistin'deydi ateş. Ateşi getirdiler Urfa'nın Antep'in dibine getirdiler. Bak şu memlekette şöyle bir şey var. Parti sorun değil. Bize iş yapacak. Yani iyi bir insan. Milletini, vatanını seven. Bize insan lazım. İnsan gibi insan. Yani Kılıçdaroğlu odur budur mühim değil. İsterse Yahudi olsun, ister dinleyen olsun, ister dinsiz olsun ama insan olsun. Yönetici bize iyi bir adam lazım. Müslüman bir adam lazım. İyi bir adam lazım. Şimdi Türkiye'de şimdi hukuk kimin elinde? Hukuk kimin elinde? Hukuk Tayyip'in elinde bir adam ya horoz o. Şimdi bu ülkede horoz. Düdük onun elinde. O futbol hakemi. Yani o adam ne derse olur. Yani hukuk diye bir şey aramayın Türkiye'de şimdi. Ha, biz konuşuyoruz. Beni de götürebilirler. Götürürler. Çünkü halk Hitler zamanında adamları götürdüler. Papaz dedi ki onun bir kitabı var ben okudum. Neler söylemiyor. İlgilenmedik. Şimdi diyelim AKP yıkıldı CHP geldi veya MHP geldi veya başka bir parti geldi diyelim. Nasıl iyi yönetecek? Ben sana bir şey diyebilirim bak. İyi düzeltmesi için şimdi AKP iktidarda mı başta değil mi? Bu düzeni yıkması lazım. Doğru mu? Yıkması lazım, kendi otoritesini koyması lazım. Doğru mu? 10 sene demek, 15 sene demek. Ve Türkiye'nin 15 sene geri gitmesi demek. Evet. Geri mi gider? Evet, yani otoritesini koyacağız zaman. Evet. Kim gider? Parlamenter sisteme tekrar geri dönecek diyor arkadaş. Evet. Dönecek tabii. 15 senesini alacak. Niye 15 senesini? Evet. Şimdi 15 sene mi aldı? Şu anki abi düzeni... Bunlar bu iktidarın içindeler mi? İçindeler. Şimdi AK Parti gitti. Evet. Tamam mı? CHP de başa geldi. Evet. Ne olacak? Bir AK Parti bir düzen kurdu değil mi? İçinde kendi adamları da var, kurduğu adam. Mesela FETÖ gibi düşün. Ya bunları nasıl çıkarttılarsa CHP'de AK Parti'yi çıkarmaya çalışacak. Demek 15 yıl geri gitmesi demek. AK Parti 15 sene, o zaman. Onun borcunu ödeyecek. Onun yaptığını, yıktığını yapacak. Seçimi yapmayın. O zaman seçimi yapmayın. O zaman anlamadım. Demokrasi diyor. Arkadaş diyor. %52 ile geldi diyor. Bu sistem diyor. Siz parlamenter sisteme tekrar geri döneceğiniz diyor. Onu söylüyor arkada size. Kardeşim ne olursa bak zararın nereden dönersen kar orada. Yani sen el bilmem neyle gerdeğe girenin sonu hüsran olur. Hüsran olur. Ben öyle düşünüyorum. Hayır abi bak. Zararın nereden dönersen kar orada diye bizim dilimiz var. Yani bizim şimdi ben düdüğü babamın eline bile vermem. Babamın eline dahi kardeşim. Ya insan ya. İnsan kendisini bir şey zannediyor ya. Zararın nereden dönersen kar orada. Kurtaracağım. Amerika'dan. Cevap şu sana. Türkiye'de yeterli cevher var. Yeter ki bulmasını bileceksin. Amerika'da yeter. Türkiye'de ya, bir dene bakalım. Denemeden hiçbir şeye çıkamazsın ki. Bir dene bakalım. Bir cevher çok. Nasıl Atatürk kurtuluş mücadelesinde bundan çok çok kötü şartlarda o cevheri buldu. Mutlaka bulunacaktır. Nokta.